Kazanım 4'teyiz. Birinci soru. Demiş ki 8. deriden 4 eksi x ifadesi bir reel sayı belirtiyorsa x'in çözüm aralı. Şimdi köklü bir ifadenin derecesi çift ise burada 8 derece çift kökün içi ne olmak zorunda? Büyük eşit 0 olmak zorunda. Sonuçta zaten büyük eşit 0 olacak ama kökün içi de büyük eşit 0. Yani 4 eksi x büyük eşit 0. Eksi x'i sağ tarafa atarsam 4 büyük eşit x yani x küçük eşit 4 olur. E aralık olarak yazarsam bunu 4'ten küçük sayılar. 4'ün kendisi de dahil. Eksi sonsuz 4 aralığı 4'te dahil olacak. Cevabım E oldu. Geçelim ikinci soruya. Şimdi burada toplam var. 2 tane köklü ifade var. Ama ikisinin derecesi çift. İkisinin derecesi çiftse bu bir reel sayı belirtiyormuş. Demek ki köklerin içi ne olmak zorunda reel sayı belirtiyorsa? Büyük eşit 0. 13 eksi x büyük eşit sıfırsa, bunu bu tarafa attığımız zaman 13 büyük eşit x yani x küçük eşit 13 elde ettik. Daha sonra x eksi 1 40. dereceden kök büyük eşit 0 ise kökün içi yine büyük eşit 0 diyeceğiz. derece çift olduğu için x büyük eşit 1 oldu. Yani x 13'ten küçük eşit 1'den büyük eşit. 1 ile 13 arasındaki sayılar. Kaç tane x tam sayısı vardır? 1'den 13'e kadar 1 ve 13 dahil 13 tane x tam sayısı vardır. Yani şurası 1, 2, 13'e kadar gidiyor. Cevabım C oldu. Geçelim 4. soruya. Şimdi burası önemli. Buraya dikkat etmek lazım. Bu ifade reel sayı belirttiğine göre bu sayı kaçtır? Şimdi burada özellikle kare köklü ifadeler dikkat edelim. Küp kökte sıkıntı yok. Küp kök aşağısı yani x 8 olmadığı sürece payda 0 olmadığı sürece hiçbir sıkıntı yok. Kökün içi negatif de olabilir. Ama x 8'den farklı onu biliyorum. Şimdi x'i bulabilir miyim ona bakalım. Şimdi burada 16 eksi x var. 16 eksi x büyük eşit 0 olması lazım. Bu bir reel sayıysa kökün içi. Çünkü kökün derecesi çift. Bu x küçük eşit 16. E bunu da aynı şekilde. Burada da x eksi 16 var. Bunun eksilisi. Yani x eksi 16 da büyük eşit 0. E buradan da ne geldi? x büyük eşit 16 geldi. E, e küçük eşit 16 büyük eşit 16. E bu durumda bunu sağlayan ne vardır? Sadece eşitlik vardır. Yani çünkü neden? x'e 16 dışında bir değer verdiğim zaman biri artı iken biri eksi olacak. Ama kökün içi negatif olamayacağı için ikisini ortak sağlayan eşitlik. Yani burada direkt x eşit 16 diyeceğim. Şimdi x'e 16 verdiğim zaman zaten buralar kare kök 0 oluyor. Zaten diğer durumda olmaz. reel sayı olmaz. Biri artı iken diğeri eksi gelecek. X 16 yazdığım zaman burada buralar 0 0 2x 32 yaptı. 32 bölü aşağısı küp kök 16 eksi 8'den 8. X 8 8 8 yaptı. Yani 32 bölü küp kök 8. 8 2'nin küpü olduğu için küp kök 8 2 eşit. 30, 32 bölü 2'den cevabım 16 oldu. Doğru cevap E seçeneği oldu. Devam ediyoruz. Dördüncü sorudayız. Şimdi bu üçüncü soruya benziyor yine. X vermiş ifade vermiş. X eleman R ise X kaçtır? Aynı mantık bak. 2A eksi 6. 6 eksi 2A birbirinin eksilisi olduğu için ve kare kök olduğu için direkt mantık şu 6-2a eşittir 0 diyeceğiz burada aslında. Direkt bunu 0'a eşitleyeceğim. Kökün içi 0 olmak zorunda. Yani 2a 6 olacak ki eşitlik 2a 6'ya eşit olacak ki kare kök 0 olsun. Yoksa diğer durumda biri artı iken diğeri eksi oluyor. Yani a dediğim 3 oldu. Şimdi ben a yerine 3 yazarsam x dediğim 3a eksi 4. 3a dediğim 9. 9 eksi 4 5 oldu yukarısı bölü. Zaten burası 0 oluyor. E burası da 0 oldu. a yerine 3 yazınca aşağıda 2a eksi 1. 6 eksi 1'den 5. Yani x dediğim 5 bölü 5'ten 1 bulunur. Cevabım d oldu. Ve bu kazanımı da bitirdik. Şimdi kazanım 5'e geçebiliriz. <laughs>